Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Para Rotası'nda sizlerle birlikteyiz ve bugün 24 Ekim 2013 Perşembe. Konuğumuz da Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan. Hoş geldin Üzeyir. Hoş bulduk hocam. İki gündür burada ne fırtınalar esiyor. Dün önceki gün Kaan'la beraber, Kaan Saraydın'la beraber şey yapmadık. Yani dünyada kriz çıkarttık. Dün de Mehmet Ali Yıldırım Türk'le beraber altın ne olacak? Bunları konuştuk. Şimdi sıra geldi borsaya. Sen de bugün biraz borsa ağırlıklı gidelim. Dünyadaki gelişmeleri vesaireleri bir değerlendirelim. Ve bu ekonomi, altın, borsa, yarın da Cüneyt Paksoy'la genel bir değerlendirme yapacağız ama şimdi bayram öncesi, bayram sonrası ve değişen bir ortam var. İşte para basılmaya devam edecek ortamı. Dün bir miktar borsada satış geldi. Gelen satışlar çok mu yoğundu sana göre? Bir düşüş trendi yeniden mi başladı? 76.250 ile 78.000 aralığında bir boşluk oluşmuştu. Yani o boşluk geri mi doldurulacak? Borsa yatırımcısı ne yapsın? Alırken hisseyi nasıl alsın, nasıl satsın vesaire bunları konuşacağız. Her konuğuma sorduğum ilk soruyu sana da soruyorum. Şimdi senin gözünden şöyle bir küresel resme bir baksana. Ne görüyorsun orada? Yani şuraya aslında bir tane küre koysak arkadaşlar ya. Şurada. Evet, bir küre koyalım. Küresel resme bakarken küreye bakalım. Hem içerisine şey de girmiş olur. Hani böyle şeyler yapıyorlar ya. Medyumlar falan yapıyorlar ya. Hani bizim işimiz geleceği tahmin etmek değil mi? Küreyi koyarız, bakarız değil mi? Çeviririz sağa sola. Şöyle sağa sola çeviririz. Senin kürede küresel olarak ne görüyorsun? Bir ona bak istersen. Valla ben küreye baktığımda doğrudan Amerika'yı görüyorum şu anda. Artık gündemimiz orası. Olmaya da devam edecek bir sürede. Geçtiğimiz hafta biz bayramdayken Amerika borç tavanını ve hükümetin açılmasını geçici olarak aştı. Yani Ocak ayının sonuna kadar, Şubat'ın başına kadar bu süreç tekrar konuşulmayacak gibi duruyor. Daha doğrusu o tarih dolmuş olacak. Ondan önce konuşulmaya başlanacak muhtemelen. Aralık sonlarına doğru, Aralık 15'ten sonra bu konu tekrar gündeme gelecek. Bu açıdan baktığımda ben aslında küresel piyasalar için ileriye dönük iki tarif veriyorum. Birincisi Aralık ortalarına kadar olan süreç. Şu anda önümüzün açık olduğu dönem. Tartışmaların daha az olduğu. Fed'in varlık alımlarını aynı şekilde devam ettirdiği. Amerikan hükümetinin harcamalarını devam ettirdiği. Borçlanmada bir sorun olmadığı süreç. Bir de Aralık 15'ten sonra yeni sürecin tartışılmaya başlanacağı dönem. Orası evet. Bence daha sıkıntılı geçecek. Bu nedenle ben piyasalarda en azından bu yılın sonuna kadarki süreçte çok fazla bir sıkıntı görmüyorum. Gayet olumlu bir süreç olacak gibi gözüküyor. Bu süreçte bir zaman zaman satışlar olacak. Bunlar karşılanacak bir şekilde. Alımlar tekrar gelecek piyasaya ve piyasalar şu anki seviyelerin üzerindeki rakamları görecek diye tahmin ediyorum. Ben bu bizim BIST 100 endeksine baktığımızda belki 78.000'in altı test edilir. 76.000'deki boşlukta belki doldurulma çabası olabilir önümüzdeki günlerde. Ama 76.000'in altındaki rakamları ben çok beklemiyorum açıkçası. Oralara yaklaşıldıkça yeni alıcıların geleceğini ve tekrar yukarı yönlü hareketlerin olacağını düşünüyorum. Bu noktada da ilk olarak 82.000 bir ara hedef olarak gözüküyor benim baktığımda. Bu da Fibonacci'nin önemli bir dönüş seviyesiydi orada, 161.8 seviyesi. Orayı da aşarak ben aşağıdaki boşluğun doldurulup doldurulmayacağından emin değilim ama yukarıda oluşan bir boşluk vardı. 84.500-85.000 civarında sonunu. O boşluğun önümüzdeki dönemde yani yıl sonuna kadarki süreçte ben doldurulmaya çalışılacağını düşünüyorum. Bunda iki temel nedeni var. Birincisi dediğim gibi küresel ortamın şu an bunu destekliyor olması. En azından para basma işleminin yani likit artışın devam ediyor olması, Fed'in varlık alımının devam ettiriyor olması. Burada bir sıkıntı olmayacak olması. İkincisi de gelişmekte olan ülkelerin fiyat kazanç oranlarının göreceli olarak düşük kalmış olması. Özellikle ortalamaların altında seyrediyor olması. Bu süreçte Türkiye'de sermaye girişini devam edeceğini. Üzeyir, şu an normal yatırımcılar, gelişmekte olan ülkelerin
FK oranlarını izleyebileceği bir site falan var mı? Yoksa genel olarak bu işte bazıları hesaplama yapıyor. Ne bileyim bir haber çıkıyor. İşte şu ülkeninki şöyle, Türkiye'ninki böyle şekilde. Bloomberg'in international sitesinde var bildiğim kadarıyla. Yine MarketWatch'ta var bildiğim kadarıyla. Oralardan takip edilebiliyor. Evet, onu da söylemiş olalım izleyicilerimize. Gelişmekte olan ülkelerde eğer hangi ülke ucuz kalmış, biz mi ucuz kalmışız merak ediyorsanız uluslararası Bloomberg'in uluslararası versiyonu, Amerika'daki Bloomberg sitesi, bir de MarketWatch sitesinde bu bilgileri bulabileceğinizi söyledi Üzeri Doğan. Evet. Bu nedenlerle borsada ben önümüzdeki dönemde biraz daha öne açık olduğunu düşünüyorum. Ben bayram öncesi yorumlarında genellikle bayram riski almaya gerek olmadığını ifade ediyordum. Çünkü orada biraz daha bizden bağımsız yazı tura kararıydı. Yani sorun çözülecek mi yoksa bayram sonrasındaki birkaç güne sarkacak mı? Bu olasılık da vardı. Her ne kadar Amerika'da 17 Ekim tarihi sürekli vurgulanmış olsa da illaki Amerika'nın temerrüde düşmesi için 17 Ekim tarihi beklenmesi gerekmiyor. Yani 17 Ekim'den sonra 18 Ekim, 19 Ekim birkaç gün bu ötelenebilecek durumdaydı. Burada vadesi gelen tahviller FED tarafından alınabilirdi. Yani hazine ile FED arasında bir borç takası gerçekleştirebilirdi. Ama şöyle olurdu Üzeyir, orada şöyle olurdu. Yani o zaman temerrüde düştükten sonra veya temerrüde düşmemek için böyle bir boş çaba görülebilirdi. O tehlikeli olurdu bence. Ben zaten 17'si gecesi bu işin çözüleceğini düşünüyordum. O yüzden biz hani biliyorsun bu yatırım danışmanlığı kapsamında raporlar veriyoruz. Mesela biz bayram öncesinde direkt alım yaptırdık. Daha doğrusu alımlar önerdik hisselerde. Sebebi de şuydu. Bu bayram sırası, bayram öncesinde en büyük satış çarşamba günü geldi. Evet. Dikkat edersen. Çarşamba gününden sonra daha fazla düşüş olsa zaten alım önermeyecektik. Ama perşembe günü baktık toparlıyor. Perşembe gününden itibaren şey yaptık ama özellikle bayram içerisinde 17'si vardı ama 17'si çarşambaya geliyordu yine. 18, 19, 20, 21, 21'inde açılacaktı şey borsa. Dolayısıyla tekrar bir daha pazartesiye kadar kalmaz dedik. Yani pazar gecesi en azından çözmüş olurlar. Yani 17'sinde çözmeseler bile normalde. Ama şöyle de bir şey vardı, onu da söyleyeyim ben sana. Yatırımcılar da benzer şekilde düşündüler. Yani ya çözülmezse korkusu nedeniyle aslında o önerilere çok fazla kimse de alım yapmadı yani. Aslında orada iki risk de vardı. Biri de erken çözülme riski. Yani önceki tabii hafta çözülmüş olsaydı başında pazartesi ya da pazartesi yarın günlük akşam çözülmüş olsa bu sefer de onun kar realizasyonuyla biz haftaya başlayacaktık. Yani orada aslında birkaç senaryo vardı. Doğru, ben oradaki tabii senaryo şey diyorum. Bayramda bizim yaşadığımız senaryo gelişmekte olan piyasalar için hangisi iyi olur denseydi bence bu senaryo en iyisi olurdu. Yani borç tavanı kalıcı olarak belli bir rakam arttırılsaydı burada bir sıkıntı olabilirdi gelişmekte olan piyasalar için. Çünkü Amerika'nın belli miktarda tahvil arzı gündeme gelecekti. Burada faizler üzerinde belki Amerika'da artışa neden olacaktı bu. Diğer taraftan çözülmese yine sıkıntıydı ama geçici bir çözüm bulundu. En azından kısa vadede bir rahatlama sağlanmış oldu. Ben de tam tersini düşünüyordum. Yani geçici çözüm bulunursa bu iş o kadar... O zaman piyasa bunu şey yapmaz. Yani geçici çözüm bulunursa, mesela 2-3 aylığına ertelenirse, bu durumda kardeşim siz zaten bu işi çözemeyeceksiniz algısı oluşur ve olumsuz etkiler diyordum. Fakat o iki tane şeyi, görüşü şey yaptı, değiştirdi. Bir tanesi, ocağa kadar zaten bunlar tahvil azaltımına başlayamaz. Bir de zaten dün evvelsi gün şey geldi, işte tarım dışı istihdam verileri beklenenin çok çok altında gelince bas bas paraları Leyla'ya, ondan sonra da bu coşku yaşandı. O coşkunun dün bir realizasyonu gördük ama ben bugün yazdım yorumda da, benim hani sen orada görüşlerini söyledin, ben de şimdi söyleyebilirim. Ben de bugün hani bir düşüşe mi geçti diye soru sorup, hayır düşüşe geçmedi, bir geri çekilme yapıyor, düzeltme yapıyor, realizasyon yapıyor. Buralar aslında bir miktarda, bu senin söylediğin bir aylık süre için bir alım fırsatı olabilir. Yani bir aylık bir getiri, %5 civarında bir getiri sağlanabilir. Banka faizinin aylık bazda %0.80 olduğunu düşünürsen, nette 0.90. O durumda %5 getiri bayağı iyi bir getiri yani. Kesinlikle borsada. Yıl sonuna kadar süre için gayet iyi bir getiri. Burada evet, dediğimiz gibi yani geçici çözümün etkisini aslında biz olumlu etkisini gördük, dediğimiz gibi bir FED etkisi. İkincisi geriye dönük harcamaların yapılacak olması, ödemelerin yapılacak olması. Onlar ekonomiye dönecek. Belki bir ay sonraki veriler biraz daha olumlu gelecek. Onun etkisi olacak. Ama
ben Aralık'tan sonraki süreci Amerika için çok sıkıntılı görüyorum. Yani şu anki bütçe, hükümetin kapanması, bu tartışmalar bence Aralık'ta sonra, Aralık'ın 15'inden sonra yaşanacak tartışmaların yanında hiçbir şey. Çünkü burada cumhuriyetçiler inanılmaz ağır bir darbe edilir seçmenin gözünde. Bunun rövanşını almak isteyecekler. Yani bunun rövanşını almaların tek yönü de Obama'nın yaptığı icraatlardan geri adım atmasını sağlamak, hükümetin işlerliğini azaltmak. Bunun yolu da ya Obama'nın en büyük reform olarak bilinen ve Amerika'da en çok destek gören sağlık reformundan geri adım atmalarını sağlamak ya da bütçe kesintilerinin, otomatik kesintiler önümüzdeki sene artmış olacak. Bunun devreye girmesini sağlamak ve Amerika'da ciddi bir bütçe kesintisi sağlamak. Bu ikisinden hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin, yani bu süreç tartışma devam ettiği sürece bu piyasalar için olumsuz olacak. Özellikle bütçe kesintilerinin artması büyümeye, kamu kesiminin önemli bir etkisi vardı. O ortadan kalkmış olacak, azalmış olacak. Tekrar Amerika düşük büyüme sürecine geçecek. Bu nedenle ben o süreci cumhuriyetçiler açısından özellikle çok çetin geçeceğini ve kolay kolay Obama'ya bu sefer razı olmayacaklarını düşünüyorum. Şimdi o konuda sana %100 ben katılıyorum. Şöyle düşün, bu tamamıyla iktisattaki oyun teorisine göre ayarlanacak. Şimdi bir kavga etsek, tamam mı? Aslında kolay anlaşılması için kavga edelim mi seninle şu an ekranda? Hem bayağı bir reyting patlaması yapmaz mıyız arkadaşlar? Rona, sence? Ben evet. Masayı kaldırmakla başlayayım. Evet, önce masayı kaldıralım. Şimdi şöyle, seninle kavga etsek, yani ben olayı basit anlatmak adına, yani Aralık'ta, Ocak'ta neler yaşayacağımızı anlamak adına söylüyorum. Ve senin darbelerini, senin ataklarını biliyorum artık. Sonra ikinci defa kavga ettiğinde sen benim taktiğimi öğrenmiş olacaksın, ben senin. Ama yeniden cumhuriyetçiler oldu bu şeyde, yani Ekim'de. Kesinlikle. 17 Ekim'de yeniden cumhuriyetçiler oldu. Diretemediler en sonunda. Baktılar ki ciddi anlamda bir de oy kaybına sebep olacaklar. Ve 1-0 yenik durumdalar. Rövanş 15 Ocak'ta ve 7 Şubat arasında. Demokratların hangi argümanları nasıl argüman geliştirdiklerini öğrendiler. Yani taktiğini sonuçta öğrendiler. Şimdi ben bir cumhuriyetçi olsam bu durumda biz ne yaparsak oradan nasıl bir tepki geleceği konusunda zaten bilgimiz olur. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani nereden vuruyor? Ne, sağ kroşesi mi güçlü, solu mu güçlü vesaire, bunu anladı şu an. O anlamda onlar da zaman kazanmak istediler. Ve bu savaş dünyadaki en kanlı savaşlardan bir tanesi olacak bence. Yani Aralık ayındaki, Ocak ayındaki. Ya bütçenin kongrede onaylanması neredeyse bana imkansız gibi geliyor. Yani böyle bir ortamda, hani borsada, tamam şimdi ne diyoruz? Özellikle bir ay bir sorun yok. Piyasalar yukarı gidecek falan filan. Yalnız dilimizi ısıralım. Bir ayda bile satmak istediğini satamayacak olanlar da var. Bu dönemde borsada hisse alacak olanlar veya hisseye yatırım yapacak. Demin ne diyoruz? İşte ya işte bir ayda bir %4-5 daha gidebilir. 85 bini şey yapabilir. Endeks o boşluğu doldurabilir. Banka getirisine bakarsan o da şey. Şimdi bunu izleyen bir seyirci, tamam hadi bugün borsaya giriyoruz der. Öyle değil mi? Evet. Fakat işte o noktada çok aniden gelecek küçük bir olayla başlayabilecek ki, ben sana şunu söyleyeyim. Ben hep daha çok görünen tehlikeden korkmuyorum. Görünmeyen tehlikeden korkuyorum. O da Çin. Yani Çin'de geri dönmeyen krediler geçen yıla göre 3 kat artmış. Amerika büyümediği sürece Çin'de üretim yapıp Amerika'ya satan veya Amerika'nın büyümesi Avrupa'yı da tetikliyor, bizi de tetikliyor. Tüm dünya küresel büyümeyi getiriyor. Bu firmalar çok ciddi bir şekilde şu an borcunu ödeyemiyor. Çin'de kamu bankalarının işi, zaten hepsi kamu bankası da, çok zor öyle bir durumda. Düşünsene, o krediler geri dönmüyor. Adamlar mal satamıyor. Yani ben her zaman hep dünyadaki bir yeni bir kriz olacaksa bu Çin'den kaynaklanacak. Bunu da getirecek şey Amerika'nın büyümemesi olur. Yani Amerika büyürse ancak öyle bir tehlikeden kurtarabiliriz. Bu anlamda şimdi o kadar çok kara kuğu ortaya çıkabilir ki. İşte mesela şey yaptılar şimdi dün. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi işte sermaye yeterliliğini
tampon sıkacaklar. Şimdi ben Avrupa'daki bir banka hissesine sahip olsam sermaye arttırımına ihtiyacım var. Yeni para koymam lazım şirkete. Zaten krizdeyim, zaten nereden para bulacağım? Orada bankalara satış geldi. Zaten bizim de realizasyonun bir sebebi de oydu yani. Biraz zor. Hem de bir de Çin'de de faizler yükseldi. Evet, orada sıkılaştırma gündemde, bu sabah da konuşuluyordu yine. Evet. Onun da etkisini belki bugün açılışta. O zaman ben diyorum ki şimdi bir strateji verelim. Yani borsa, ama borsa da exit'i görecek. Şartlı yani, borsa. Şartlı borsa. Hani sinemada şey yazar ya. Yangın çıkışı, exit, tamam mı? Kardeşim, yangının başladığı, anlaşıldığı anda, duman etrafı sardığı anda ilk önce his olması lazım. Bir koku gelir. Ya bu ne acaba falan dersin. Oradan birkaç kişi şey yapar. O koku riskini almak istemez. Ya yangınsa der, çıkar. Sonra duman görüldüğü an herkes hücum eder. Zaten kapıda ezilmeler ve şeyler gerçekleşir. Piyasa da aynı öyle. Yani piyasada da ben çıkayım. O yüzden zarara hiç bakılmaması lazım. Yani stop koymadan bu aşamadan sonra borsaya girecek herkes çok büyük kayıplara hazır olsun. Kesinlikle. Yani stop koymadan ben giriyorum, atıyorum 20 bin liram var ve ben bu 20 bin liradan %5 diyelim, 1000 lira kaybettiğim anda, yani endekse göre diyorum, yani endeksi satın aldığımı varsayayım, 1000 lira kaybettiğim anda gerisine bakmayacağım, çıkacağım diye önceden B planını hazırlaması lazım. Evet, %5 bir olasılık var ama %5 de kaybedecek olursam tamamıyla orada çekip çıkmam lazım. Temelle Dursun'un bir fıkrası var, aklıma geldi. Ya bugün de konuk benim. Ya sen sunucu ol, ben konuk olayım, tamam. Ben konuşuyorum hep. Bana da kızıyorlar konuğu konuşturmuyorsun diye, ama bu fıkrayı anlatmak zorundayım. Zevkle dinleriz. Temelle Dursun kumar oynuyorlarmış. Neyse, Dursun her şeyini vermiş. Temel de her şeyini vermiş. En son Temel bir tek, affedersin, donu kalmış. Onu da vermiş. Dışarı çıktıktan sonra Dursun demiş ki, Dursun senin neyini seviyorum biliyor musun? Biliyorum. Neyi mi seviyorsun demiş. Nerede duracağını çok iyi biliyorsun demiş. Dursun'un sadece donu kalmış. Temel onu da vermiş. Yani borsada da eğer nerede duracağını çok iyi bilmezsen, yani o stopu koymazsan, zaten çok uzak durmak lazım. Kağıt ne kadar sağlam olursa olsun, şirket ne kadar iyi olursa olsun, bunun hiçbir anlamı yok. Yangın varsa kardeşim, binanın ne kadar sağlam olduğu, yangına dayanıklı olduğuna kimse bakmaz. Orayı boşaltmak ister. O yüzden de bu Amerika'daki meydan savaşı başlamadan önce ne zaman çıkış başlayacak? Biz tabii sinyalleri grafiklerden almaya çalışacağız. Senin öyle bir şeyin var mı? Mesela şöyle bir şey olursa exit'e kaçın diyebileceğim. Ben burada hani bir, tabii makro gelişmelere bakmak lazım ama ikincisi de grafiklere bakmak gerekiyor. Hı hı. Ben burada zaten şu anki fiyatlardan 78 bin civarının altından alış yapan herkesin 76 bin altında kesinlikle bir stopunun bulunması gerektiğini düşünüyorum. Yani orada bir kere artık demek ki senaryo yeniden değişiyor. Yani bizim bahsettiğimiz piyasaları 85 bine götürecek hareket artık sonlanıyor ya da piyasa onu yapmak istemiyor. Bir şekilde yeni satıcılar geliyor ve 76 binin altında bir kapanış tabii. Aslında stop yeridir. Evet. İlk seviye orası. İkincisi 76-78 bin civarı. Burası da önemli bir destekti. Bunun altına sarkmalar görebiliriz belki. Aldınız, 78 bin üzerine gitti piyasa. 80 bini test etti. 80 bin test ettikten sonra geri dönüşte mutlaka o 76 bindeki stopun 78 bine, 77.500'e çekilmesi lazım. En azından tabii. 1.500 puan stopun yükseltilmesi lazım. O noktada 82 bin hedeflenmeli. Yani piyasa 82 bine kadar gidebilir düşüncesi hakim olmalı. 82 bin test edilirken yeni stop 80 binde olmalı. Tabii. 82 bin geçildikten sonra hedef 85 yeni bin kar realizasyonu 82 için olmalı. Yeni stop 82 bine gelmeli. Yani bir burada, önceki direnç hedeflerin hepsi stop olmalı. Aynen, yani kaydırılmış burada, stop diyorum. Kesinlikle yani evet. Bu şekilde bir süreç takip edilmeli, yoksa yani piyasa 85 binde görecek, 76 binde görecek diye bu aralığı beklemenin bir manası yok. Yani burada stop kademe kademe yukarıya taşınmalı. Birincisi bu. İkincisi de orada takip edilecek en önemli unsur, Fed'in politikalarının önemli bir değişiklik olacağını beklemiyoruz. Yani çok ciddi bir sürpriz olursa eğer Fed tahvil alım programını azaltacağı yönüne... Bir de aralıkta bir, azaltıyormuş. Kesinlikle o çok büyük bir sürpriz olur ve onu duyduktan sonra muhtemelen ben piyasadan haberi duyar duymaz artık satıp çıkmak gerektiğini düşünüyorum. En azından bir süre. Çünkü
bir süre sonra bu da fiyatların içine girmiş olacak. Yani piyasa aslında üzerine çok büyük de bir yükü atmış olacak. Ben onu da hep başından beri söylüyorum. Yani Fed takvimi bir açıklasa, açıkladıktan sonra piyasa belki ilk olumsuz reaksiyonu verecek ama daha sonra Fed'in etkisini telafi edecek hükümetin ve diğer kurumların adımlarını göreceğiz bence Amerika'da büyümeyi sağlamaya yönelik ve biz o senaryoları konuşmaya başlayacağız. Büyümeyi getirecek diğer etkenler ne? Kamu harcamaları mı vesaire mi? Onları konuşacağız ve piyasa cidden rahatlayacak. Ama o ilk etkisi bence çok sert olacak. O etkiden kurtulmak için öyle bir haber ihtimali doğduğunda ya da oluştuğunda satmak lazım. Evet, bak şimdi borsa şey yapmış, ilk açılış rakamı daha doğrusu disket gelmiş. Dünkü kapanış 78.500'dü. Bugün biraz ben yukarı yönde açılacağımızı, daha sonra yatay gideceğimizi düşünüyordum. Avrupa borsa, pardon, Amerika'daki vadelileri izliyor. Şu an şu seviye, yani kaç burası? 78.837. Dünkü kapanış seviyesi 78.515. Dolayısıyla 300 puanlık bir hareket var. %0.30 civarında. Hatta %0.40 civarında bir yukarı hareketle açılacak bir borsa. Şimdi senin o söylediklerini gel grafik üzerinde gösterelim. Bugünlük grafik. Tamam mı? Şimdi senin dediğin boşluk şurası. Şu seviye. Evet, yukarıdaki boşluk evet. Orası. Yani tam şurada bir boşluk bırakarak çöktük. Bu boşluk şöyle tam şu yani şu ikisi arası boş. Bu ikisinin arasına baktığımızda burası 82.150 diyelim ona. Burası da 84.985.000. Yani 82.000 ile 85.000 arasında şu arada 3.000 puanlık bir boşluk var. Şimdi biz şuradayız. Evet, bu arada mailler de geliyor. Şimdi bu arada şuradayız. Buradan itibaren şurada bir 80.500 var. Yani burası da oldukça güçlü bir direnç gözüküyor. Şey, yani şu 80.500'ü aşarsak zaten sanki 85.000'e kadar gideriz yani. Öyle gözüküyor. Şimdi burası 80.500, bu da Fed'in Eylül'de tahvil alımını başlatmaması üzerine ortaya çıkan gelişme. Ve onun üzerine kar realizasyonu, ikili dip, hatta şurada iki tane sabah yıldızı oluştu. Dikkat et evet, bak. Çok çok bariz. Yani şu sabah yıldızı bir düşüş, doji ve şu. Arkasından şurada düşüş, doji ve şu. Yani baktığın zaman tam bir iki tane sabah yıldızı ve ikili dip. Bu çok net bir şekilde zaten yükseliş sinyalini verdi. Ve zaten şu hareket olduğunda anlamıştık yukarı yönlü hareketin olacağını. Şimdi bir de burada boşluk oluştu. Yani şu 76.250 ile şu aralıkta 77.800 aralığında boşluk oluştu. Hani bu boşluk acaba dolar mı? Yoksa bu boşluğun eğer bu boşluk dolmazsa o zaman biz yukarı gideriz, aşağı dönerken doldururuz o boşluğu. Evet. Ne zaman dolacağı belli değil. Sen diyorsun ki şu an bizim 76.000 yani şu seviye yani şu seviye 76.000 seviyesi değil mi? 76.250 boşluğun da altındaki seviye. Yani şu seviye birinci stop. Kesinlikle. 76.250. Şimdi biz buraya geldik ve 80.000'i geçtik. 80.200'e gidecek olursak, şöyle yapalım. Tam şuraya gelecek olursak, 82.000'e şuraya gelecek olursak, bu zaman 80.000 yeni stop olacak. Yeni stop. 85.000'e gidersek de 82.000 stop olacak. Zaten evet. 85.000'de ben bu yıl sonuna kadarki süreçte her türlü kar realizasyonunun yapılması gereken seviye diye düşünüyorum. Eğer orada 85.000'de tüm kar realizasyonu yaptıktan sonra eğer 85.000'de kırılır ve üzerinde bir hareket olursa yeni stop 84.500 olarak belki orada yeni alınım denenebilir çok kısa vadeli ama evet. Ben kısa vadede yani en azından yıl sonuna kadarki süreçte 85.000. Ben sana söyleyeyim kar öyle umut için falan etme. Endeks 84.000 olduğunda herkes 93.000'i konuşacak. Yeniden o zirveyi görecek miyiz diye konuşacak. Ben orada ve bunun içinde bayağı bir algılama değişikliği yaratılacak. Yani ben şimdiden söyleyeyim. 84.000, 85.000'e eğer gelirse bu endeks hiçbir şekilde 90.000'i de yani 85.000'e kadar baktıysan eğer
Ondan sonra 86 binden alıp da 85 binden 90 bin, 93 bini eğer hedefleyecek olursa çok büyük risk almış olur. Kesinlikle. Yani. Orada bir de şöyle bir süreç de var. Sadece yurt dışı değil, yurt içi süreç de başlayacak. Yani bu Mart ayı, seçim ayı. Tabii seçim ayı. Onunla ilgili de ciddi içeride siyasi tartışmalar da olacak. İç siyasi risk de artmış olacak. Yani ben o riski kimse konuşmuyor dediğin gibi. Sen ne tür bir risk bekliyorsun bu seçim öncesinde siyasi risk olarak? Siyasi risk olarak şöyle. Yani bu sonuçta bir yerel seçim ama genel seçimlerine bir provası olmuş olacak. O açıdan önemli. Özellikle İstanbul seçimi burada bence çok kritik olacak. İstanbul'da eğilim ne yönde olacak? Şu anki anketlere bakıldığında her iki taraf da bunu açık ifade ediyor. Yani bunu ana muhalefet partisi de ifade ediyor, iktidar partisi de ifade ediyor. Sadece aradaki farklar biraz farklı. %5'lik civarında bir fark olduğu konuşuluyor. Eğer İstanbul seçimlerinde bu fark o civarlarda olur ya da daha aza inerse genel seçimlerde bu sefer bir sonraki genel seçimlerde acaba algısı oluşacak. Yani en azından iktidarın güç kaybedebileceği konuşulmaya başlanacak. Tek başına anayasa değişikliği vesaire ihtimal daha zor olan en azından oy kaybetmiş, güven zedelenmiş bir iktidar olmuş olacak. Bunun bence bir olumsuz etkisini göreceğiz. Orada genel seçimlerde bir de başbakanın adaylık durumu var. Orası bence zaten en büyük risk. Şu an onu görmüyoruz yerel seçimlerde ama genel seçimlerde bunu net bir şekilde göreceğiz. Başbakan normal parti tüzüğüne göre aday olamayacak. Yeni başbakan olamayacak yani. Ama onun öncesinde cumhurbaşkanlığı var genel seçimlerden. Evet, o da zaten orada süreç netleşmiş olacak. Başbakan, cumhurbaşkanı mı olacak ya yoksa... Bu konuda aslında ben şeydim, kafamda aslında çok önemli soru işaretleri vardı. Onun piyasaları çok etkileyeceğini düşünüyordum. Yalnız Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özasaki bir televizyon programında bu soru soruldu. Hani Sayın Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığından sonra tekrar partinin başına geçip geçmeyeceği veya AK Parti'nin başına gelip gelmeyeceği. Tabii burada senaryo şu. Hani gerçekleşir gerçekleşmez. Bunun üzerine biz yorum yapmıyoruz. Sayın Başbakan eğer Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyar, Cumhurbaşkanı seçilirse veya Cumhurbaşkanlığı seçilmeden önce Cumhurbaşkanlığı seçimiyle genel seçimler birleştirilebilir. Bir şekilde şey yapılabilir. Öyle bir durumda Sayın Abdullah Gül'ün ben hani acaba bu olur mu olmaz mı şeyim vardı. Soru işaretiydi benim kafamda. Ama Sayın Mehmet Özasaki orada çok net bir şekilde söyledi. Yani şu an bizim görebildiğimiz kadarıyla AK Parti Sayın Abdullah Gül'ü görmek istiyor başbakan olarak. Buna kimse hayır diyemez vesaire dedi. Sayın Abdullah Gül'ün de açıklamaları var. Dolayısıyla oradaki muamma bence bayağı bir kalktı. Yani oradaki plan, oradaki hani gelişme farklı olabilir. Biz onu göreceğiz. Hele ki eğer ki İstanbul seçimlerinde çok sürpriz bir sonuç çıkar, ne bileyim tersine bir şey çıkarsa, yani AK Parti İstanbul'u kaybedecek falan olursa ki bu çok beklenmedik bir şey olur. Bu tamamıyla bütün bir hikayeydi. Kesinlikle. Yani o zaman, yani o zaman hakikaten piyasada yani öyle bir durumda dış kaynak kesildiği gibi kaçmaya da başlar. Yani gelmesini bir kenara bırak. O genel seçim sonucunu görene kadar. Yalnız bunu izleyici şöyle algılıyor. Yani biz böyle söylediğimiz zaman şöyle algılıyor. Biz bir durum analizi yapıyoruz. Ha siz şunu mu empoze etmeye çalışıyorsunuz? Böyle bir sonuç çıkarsa Türkiye'de kriz olur. Aman böyle bir sonuç çıkmasın mı demeye çalışıyorsunuz gibi algılıyor. Onu da açıklayalım. Asla öyle bir şey yok. Ben bir uzman olarak 18-20 yıldır bu ülkede siyaset olaylarının piyasayı ve borsayı vesaire etkileme kaç tane krizi yaşamış birisi olarak ne olabileceğini durum analizi olarak sunmaya çalışıyorum. Ama şunu söyleyeyim, bu bence en önemlisi genel seçimlerden daha önemlisi şey olacak, yani yerel seçimler olacak. Orada o yerel seçimlerin sonuçlarından sonra yabancı yatırımcı oturup bir daha hesap yapacak. Ama sonuç ne olursa olsun. Kesinlikle. Ve şu an bizim cari açığımız çok yüksek. Hala çok yüksek. Tasarruflarımız çok düşük. Faizlerimiz acayip düşük. Bu şartlar altında, bu şartlar altında kendi kendimize çok ciddi kırılganlık yaratıyoruz kendi ekonomimizde. Burada şunu ifade etmek lazım. Hani seçimlerde bir yönlendirme değil ama bir ortada bir gerçeklik var. Piyasa her zaman en kötü gerçekliği en iyi beklentiye da tercih edebiliyor. Yani ortada olan bir senaryo var. Bu senaryoda piyasada, bu sadece bizim piyasamız için de değil, tüm dünya için böyle. Tek parti iktidarları, güçlü bir hükümet, yani en kötü karar kararsızlıktan iyidir mantığıyla
piyasalarda olumlu etki yapıyor. Yani şu an Amerika'da yaşanan sürece bakıyoruz. Orada Obama hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da güçlü durumda olsa şu anki tartışmaları yaşamayacaktı belki Amerika. Daha rahat işleri yürüyebilecekti ekonomik olarak. Ya da Obama'nın yerinde Cumhuriyetçiler de olsa aynı şekilde süreç yaşayacaktı. Orada önemli olan piyasanın baktığı siyasi olarak karar alma süreci hızlı mı olacak, yavaş mı olacak? Yani orada ne karar verildiğini daha sonra hükümete tanınan kredilerle sağlanıyor. Geri dönük baktığımızda da seçimlerden önce eğer bir hükümet belirtisi varsa, hükümetin kurulacağı kesinse, işler rahatlıkla yürüyebilecekse piyasa bunu seçimlerden önce fiyatlıyordu. 2002 seçimlerinden sonraki süreçteki seçimlerde gördük. AK Parti iktidarın devam edeceği piyasa algısı vardı. Seçimlerden önce bu fiyatlandı ama daha önceki seçimlere baktığımızda koalisyon ihtimalleri, hükümetlerin kurulup kurulmayacağı belirsizlikleri vardı. Bu dönemde de seçim öncesi piyasalar her zaman bunu sattı. Yani orada piyasa aslında iktidara kimin geldiğine değil, ne kadar güçlü geldiğine bakıyor. Tabii. Mesela şu an Almanya'da bir sorun yaratmıyor. Biliyorlar ki eninde sonunda Merkel yeniden şeye gelecek, iktidara gelecek, bir şekilde koalisyonu kuracak. Hani orada aşağı yukarı belli. Öbür tarafta ben şunu söyleyeyim yalnız. Para basılacak nasıl olsa, yani Cumhuriyetçi Demokrat kavgası ne kadar şiddetlenirse o kadar çok para basılır. Yani evet, denklem böyle çalışıyor. Denklem böyle çalışırken dolayısıyla oradaki siyaset tam tersine olumlu etki yapıyor. Nasıl olsa. Ama şöyle de bir durum var ya, düşünebiliyor musun? Dün onu söyledim Mehmet Ali Bey'e, Yıldırım Türk'e. Yani işte endorfin hormonu sıkmış gibi şu an morfini almış herkes. Uyuşmuş durumda. Yani piyasa tam anlamıyla öyle yani bana göre. Yoksa Amerika küçülüyor, Amerika'da istihdam büyümüyor, işler kötüye gidiyor diye oyun oynuyorsan orada bir sakatlık var. O zaman çok büyük bir düşüş gelecek demektir. Kesinlikle. Karakul... Ya da çok büyük bir enflasyon gelecek sonunda, ikisinden biri olacak. Ya şimdi enflasyon geleceğini görürse piyasa zaten bayağı ciddi şey yapar. Şimdi sorulara bakıyorum. Hiç soru yok. Çünkü şu an herkes pür dikkat bizi dinliyor Üzeyir. Hemen şeye bir bakacağım. Dolar TL kuruna. Biz altına dün baktık, şeye baktık ama dolar TL kurunda ne bekliyorsun? Şu an iş dünyası bununla ilgileniyor. Dolar TL kur açıkçası benim anlamakta zorlandığım şeylerden bir tanesi. Yani ben normalde kurun bu şartlar altında bir miktar daha gerilemesini bekliyordum ama kur düşmemek için direniyor. Bu noktaya baktığımızda özellikle dolar endeksinin seyrine, doların tüm uluslararası para birimleri karşısındaki değerine, gelişmekte olan ülkelerdeki değerine bakıyoruz. Yine dünya piyasalarında dolar hızla düşüyor. Düşüyor, burada düşmüyor. Diğer tarafa baktığımızda da faiz ve borsa tarafında da biz uluslararası piyasalarla koreli bir şekilde seyrediyoruz. Bizim faizlerde ciddi bir düşüş yaşandı. Borsamız buna olumlu bir reaksiyon verdi. Hemen hemen korelasyonu yakaladı. Tekrar yukarı yönlü hareketler de güçlendi. İsteğini gösteriyor. Ama kur aşağı yönlü hareket etmiyor. Hı hı. Ben açıkçası dün Merkez Bankası toplantısında faizlerde elbette artık bir değişik kimse beklemiyor. Biz de beklemiyorduk ama Merkez Bankası şartlar olgunlaşmışken belki kurun belini kırabilecek bir adım atabilirdi diye düşünüyordum. Belki rezerv opsiyon katsayısında diğer oranlarda bir değişiklik yapabilir karşılıklarda. Bir şekilde doların buradaki belini kırabilir. Şartlar doğru müsaitken yıl sonu hedef olarak verdiği 1.92 hareketini bu ortamda başlatabilir diye düşünüyordum. Öyle bir adım gelmedi. Ama ben şu noktada bir tarafta borsa ve faiz var, bir tarafta kurlar var. Hani tek başına borsa olsa ben kurlar tarafını tercih ederdim ama o tarafta faiz de var ve faiz düşük seyretmeye devam ediyor. Burada ne kadar Merkez Bankası'nın etkisi çok büyük olsa da faiz arttırmayacağı beyanatını, yine de faiz orada bir şeyleri fiyatlıyor. Borsa da onu fiyatlıyor. Bu tarafta da dolar var. Döviz var daha doğrusu. Dövizin de eğer birkaç gün daha belki yurt dışı konjonktür olumlu seyretmeye devam eder, borsalar bu şekilde fiyatlamaya devam ederse dövizin de faiz ve borsa tarafına geçeceğini, en azından 1.97-1.96 aralığı önemli bir destek aslında. 1.97 idi ama 96 ile test etti birkaç defa. Valla bir şey söyleyeyim mi? Dolar endeksi var ya, DXY endeksi. Evet. Yani doların diğer paralara karşı endeksi var ya, 79.082'ye kadar gerilemiş. Yani ona rağmen biz düşemedik. Ya, krizde 78'di bu ya. Evet. 2008'de. Yani inanılmaz bir şey. Oraya kadar gelmiş. Euro dolar paritesi de 1.38-14. O da 1.40'a doğru gidiyor. Gidiyor. Ya bu Avrupa için felaket bir haber yani. Kesinlikle. Çok kötü bir haber yani. Yani bu şartlarda bizim aslında TL'nin de değer kazanmış olması ve şu an biz 1.94'ün alttaki rakamları konuşuyor olmamız lazımdı. Ben de Sayın Erdem Bahçı bunun herhalde niye olmadığını düşünüyorum. O yüzden mi açıyor acaba sürekli hala döviz satışı? Döviz satış yerleri açıyor. Ama yani dediğim gibi burada artık
bir haberle, bir açıklamayla, yani döviz satım ihaleleriyle bunun olmadığını biliyoruz artık, hepimiz gördük. Piyasa buna çok ciddi reaksiyon vermiyor. Orada bir haberle, bir açıklamayla bunu yapmak durumu giriyordu. Belki işte orada karşılıklar kullanılabilirdi. Biz bunu daha önce kullandık yani ters yönde. Evet. Şimdi de bu taraf bu yönde kullanılabilirdi ve zaten bir hedef ifade edilmiş. 1.92 Merkez Bankası'nı bağlayıcı bir açıklamaydı. Bu da var. Şartlar olgun. Burada çok ufak bir hamle doların belini kırabilir ve 1.96'nın altına indirip 1.92 hareketini başlatabilirdi. Ben o yönde belki bir açıklama gelir diye bekledim ama gelmedi. Bu nedenle eğer ben birkaç gün daha piyasa olumlu olursa kurun aşağı yönlü bir hareket yapabileceğini düşünüyorum. Ama aksi gerçekleşirse, kur hala buralarda kalmaya dikkat seyrediyorsa, benim borsa yatırımcısına önerim buldukları her fırsattan piyasadan çıkmaları. Çünkü eğer kur bunu fiyatlamıyorsa sermaye girişi ciddi bir şekilde sıkıntı var demektir burada Türkiye. Bizim de malum sermaye ciddi ihtiyacımız var. Bu nedenle biraz daha temkinli olmaları gerektiğini düşünüyorum o noktada. Evet, Abdurrahman Şahin hocam izliyoruz demiş. İMKB'de büyük B'de miyiz Elliot'a göre demiş. Hani 1, 2, 3, 4, 5 dalga A ve B. Evet, bence B'deyiz yani. Ben çok sayım yapmıyorum açıkçası. Ben de saymıyorum ama büyük B'deyiz. Bir tane daha soru vardı, onu da sadece okuyacağım. Bilmiyorum çünkü. Yatırım aracı olarak Norveç kronunu önerir misiniz? Duvarların düşeceği öngörünüze göre diyor. Yorum rica edebilir miyim? Norveç kuranını ben hiç bilmiyorum. Ben de hiç bilmiyorum. Ben yani o paraya hiç bakmadım. O yüzden yanlış bir şey söylemeyelim sevgili seyirciler. Evet, Üzeyir Doğan'a katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Üzeyir sağ olsun. Yine seni arada sırada böyle çağıracağım borsayla ilgili. Çünkü bütün piyasayı çok dikkatli izliyorsunuz. En azından neler konuşuluyor ve ona kapalı kapılar ardında neler tartışılıyor, forumlarda neler var, senden alıyoruz bu bilgiyi. Sevgili seyirciler, sizlere de bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yeniden birlikte olacağız. Cüneyt Paksoy konuğumuz olacak. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.